Siirtli ailenin evinde çıkan esrarengiz yangınlara polis el koydu. Yangınların nasıl çıktığını anlamak için evin her tarafı güvenlik kameralarıyla donatılacak. Fox editörü Erol Can Davakoğlu'nun özel haberi. Kimse salonda yokken biz odada otururken dumanı fark ettik, gittik söndürdük. Esrarengiz şekilde yanan evin içindeyiz, odalardan birindeyiz. Duvarda yanıkları görüyoruz. Hemen yukarıda da çeşitli dualar var. Dualar dualara yapıştırılmış bu olaylardan korunmak için. Bir hafta önce yatağın içinde de konuyor. Yatağın içinde yangın. Biz uyarken kızım dedi anne yangın çıktı. Nereye gittilerse alevler de peşlerinden geldi. Hocalar, bilim insanları, herkes şaşkın. Emniyet de kolları sıvadı. Siirtli ailenin evinde çıkan esrarengiz yangınları belki de güvenlik kameraları çözecek. Her gün burada yangın çıkıyor. Odalarda devam ediyor. Şuralar yataklar vardı hep. Bu esrarengiz yangınlar odada biri varken olmuyor. Şu anda bulunduğumuz odada bütün aileyle birlikteyiz. Hemen öbür odaya geçiyoruz. Bakacağız şu anda öbür odada yaşayan yok. Herhangi bir yangın olayıyla karşılaşamıyoruz. Burada hiçbir şey göremiyoruz. Ancak her an bir şey olması muhtemel. O kutup üflettiler. Duvarları dualarla donattılar. Yine de fayda etmedi. Siirtli Toprak ailesinin evinde 4 ayda 300'den fazla yangın çıktı. Cinleri kızdıracak bir harekette bulunmuş olabilir misiniz? Bunu bilmiyoruz zaten. Hocamın dediği gibi bunların illaki cinler yakıyor diye bir şey bilmiyoruz. Yani kim yakıyor, neden? Metafizik uzmanlarına göre yangınları aileden biri düşünce gücüyle çıkarıyor. Din adamları da olayı yerinde inceledi. Bazen insanlara musallat olabiliyor. Bunların şerrinden, zararından korunmak için Ayetül Kürsi'yi okumanın, Nas ve Falak suresini okumanın bunların zararından korunmak mümkündür. Din görevlisi Nevzat Erdabakoğlu cinlerden korunma yöntemini böyle açıkladı. Ama o da temkinli. Bu olayın tamamen cinler tarafından yapıldığını söylemek mümkün değil. Gittim gördüm ama ben de izah edemedim yani. Siirt valisi Ahmet Aydın da ziyaret etti aileyi. Yanan eşyaları kendi gözleriyle gördü. Bizim anlayamadığımız, çözemediğimiz olay da yani fizik ötesi bir alem. Yani bunu sen ev yapalım dedik, evi taşıyalım dedik. Ya sayın valim evim sonra dedi. Önce bu işi çözün ondan sonra dedi. Aileye valilik tarafından 3 öğün yemek veriliyor. Psikolojik destek sağlanıyor. Ama onların asıl istediği yangınlardan kurtulmak. Maddi olarak hiçbir şey istemiş. Şimdi sen ne verirsen sana bana lazım değil çünkü yanıyor. Ev 24 saat izlenecek. Polis bu sayede yangınların nasıl çıktığını da anlamayı planlıyor. Esrarengiz yangınlar sadece evin çeşitli yerlerinde değil, hatta buzdolabında bile yaşanmış. Buzdolabında şu anda baktığımızda isleri görüyoruz yangından kalma.